İzmir'de deniz ulaşımında çok önemli kararlara imza atıldı. Karşıyaka, Konak, Alsancak, Pasaport, Bostanlı ve Üçkuyular iskelelerine yapılan seferler önemli ölçüde artırıldı. Gün içinde toplam 207 olan sefer sayısı 272'ye çıkarıldı. Karşıyaka Konak ve Bostanlı Konak hatlarında gün boyunca 15 dakikada bir seferler 1 Eylül itibariyle başladı. Karşıyaka Konak hattında seferler 7'de başlayacak. Son sefer ise 22.45'te yapılacak. Bostanlı Konak hattındaysa seferler 7.10'da başlayıp 22.40'da bitecek. Karşıyaka ve Bostanlı'dan Pasaport ve Alsancak'a yapılan seferler ise 7.20 ila 10.05 ve 16.35 ila 19.35 saatleri arasında 15 dakikada bir gerçekleştirilecek. Araba vapurlarının çalıştığı Bostanlı Üçkuyular hattında da gün boyunca 20 dakikada bir seferler başladı. Bu hatta sefer sayısı 26'dan 48'e çıkarıldı. İlk sefer 7.10'da, son sefer ise 23'te yapılacak. Ayrıca Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 23.20 ile 6.50 saatleri arasında 5 ek sefer yapılacak. Öte yandan yeni gelecek Uğur Mumcu araba vapurunun da devreye girmesiyle gün içinde talebe göre 15 dakikada bir sefer yapılması da mümkün olabilecek. Gün boyunca ortalama 50'den az yolcuya hizmet verdiği tespit edilen Göztepe, Karantina, Konak, Alsancak, Pasaport, Göztepe paralel hattı ise kış dönemiyle birlikte iptal edildi. Bunun yerine Körfez'in her iki yakasını birleştiren ve zamandan kazandıran Karşıyaka, Üçkuyular, Göztepe, Karantina, Karşıyaka Ring Seferi konuldu. Böylece ilk defa Karşıyaka, Üçkuyular ve Güzelyalı direkt olarak deniz seferiyle bağlanmış oldu. Körfez ulaşımının kent için büyük bir şans olduğunu vurgulayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "İzdeniz gemilerimiz bundan böyle çok daha sık çalışacak. Kimse beklemeyecek. Körfez'in iki yakası arasında 15 dakikada bir çalışacak gemilerimiz, yurttaşlarımızı 10 dakikada karşıya geçirecek," dedi. Ayrıca bundan böyle Körfez'de sefer yapan gemiler kent içi motorlu taşıt trafiğini azaltmak için bisikletli yolculara 5 kuruşa hizmet vermeye başladı.